Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bu videoda garip bir şey yapacağız. Türkiye'de, yani YouTube'da ilk bu videoyu çeken Türk benim. Bunun gururuyla bakalım neler yapacağız. Dünkü yayınımda G29'la GTA 5'e takıldım biraz. GTA 5'e takıldı. Çünkü bilgisayar şey dandik. Videonun altına bir yorum geldi. Adam link atar amık falan diye. Ben de dedim ki akşam takip edersen ben link ederim. Ama yapabilir misin dedim. Hatta bak yorumu da göstereyim. O arkadaşımız kardeşimiz için bu videoyu çekiyorum. Umarım birçok kişinin yarar. Şurada yorumu göstereyim. Adam modun linkini atar amına koyayım. Ben de dedim ki hani ben modun linkini atarım da sen yapabilir misin bakalım. Bence biraz sabırlı olup videosu bekle. Türkiye'de ilk videosunu çekip anlatan kanal burası olacak. Takip edersen akşam izlersin. Hadi bakalım bekliyoruz demiş. Kalp atıyorum şu anda. Beni bu videoya çekmeme teşvik ettiğin için öncelikle teşekkür ediyorum. WooBoys 69. Cidden teşekkür ederim ki çekmeyecektim ben bu videoyu. Çok sonra çekecektim. Evet. Burada bunları açıklamaya bırakacağım bu linkleri. En baştan indirmeye başlıyorsunuz. Bir tane linki alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Tıklıyoruz. Bunu indiriyoruz abi. Bu iniyor. Bu iniyor. İkinci linkimizi alıyoruz. Script hook gerekiyor bunun için. Hani mod desteği için. WinRAR şeyi vermese bir olmaz zaten. Script hook'u indirmemiz gerekiyor. Script hook'u indiriyoruz. Buradan ben oğlum nereye tıkladım ya? Download var. Download'a tıklıyorsunuz. Tıkladım. İndirecek inşallah. Zaten indirmiştim ben. Bunu da tıklıyoruz. Bunu da açıyoruz. Ay 40 günlük lisansını ya. Bir de custom steering indiriyoruz. Ona göre ayar yapıyor. Bunu da indiriyoruz abi. Şimdi hepsini indirdik. Şöyle yapmamız gerekiyor. GTA 5'in klasörünü açıyoruz. Neredeyse. Benimki Steam'de. Steam Apps. Tekrar uyarayım. Yapamayan olursa iletişime geçsin benimle. Discord adresim açıklama kısmında var. Oraya gelip benimle konuşabilir. Her türlü yardımcı oluruz. Bu GTA 5'in dosyası abi. Şöyle atalım. Şimdi. Sırasına göre yok. İstediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Burada Script Hook, Native Trainer, Dinput 8. Buradan bakıyoruz. Script Hook 5, DLL. Metin belgesi oyun içinde oluşturuyor. Lan dur. Buradan native ben de Enchanted Native Trainer var. Siz bunu da kullanabilirsiniz. Ben biraz gelişmişini seviyorum. Modifiye falan da yapıyor. Bu üçünü buraya atıyoruz. Ben önceden atmıştım. Atmaya gerek yok. Buraya atarken de bu ciğer yani diğer indirdiğiniz Gears dosyasında, viteslerin dosyasında Gears AC'yi buraya atıyoruz. Şu gördüğünüz dosyayı. Manual Transmission'da direkt dosya halinde şöyle atıyoruz. Hiçbir şeye dokunmaya gerek yok. Yalnız bir şey konuda uyaracağım. Bu manuel transmission'a girin. Setting menüye girin. Orada menü keyi home olarak ayarlayın. Çünkü burada garip bir tuş veriyor ve klavyede giremiyorsunuz. Home daha iyidir. Yani home değil başka bir şey de ayarlayabilirsiniz. Yani hangi tuşu ayarladıysanız bunu mesela end de yapabilirsiniz. Ben end de yapabilirim burayı. Bunu end yapalım mesela. Kaydedip bu setting menüyü bu şey yapmanız lazım.
Setting wheel'da hiçbir şeye tıklamanıza gerek yok. Oyun içinde yapacaksınız ayarları zaten. Vitesi direkt oyun içinde ayarlayacaksınız. Bunu da attık. Bunu attıktan sonra Custom Steering asayı buraya atıyoruz. Sample Settings'e girip de buradan işte Stock Racing Mal ya da Drift'i yapacaksanız Drift Racing şeylerini halledebilirsiniz, buraya atabilirsiniz. İşlem bu kadar basit değil. Hemen söyleyeyim. Şimdi oyuna geçelim. Oyuna geçtikten sonra bütün ayarları sizle beraber göreceğiz. Evet, devam ediyoruz. Oyunumuza girdik. Bakın end'e bastım, hemen tuş açıldı. Şimdi ayarlarım bazen silinebiliyor benim. Çalışıyor mu diye bakacağım. Şu an çalışıyor ayarlarım. 9 derece olarak. Şimdi tekrar size göstereceğim. Ayarladığınız tuşa bastınız. Burası geldi. Buradan Enable Manual Transmission dediniz. Gearbox'u eğer manuel vitesiniz varsa H pattern seçin. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olarak gidiyor. Seçtikten sonra Mod Options'ta pek bir şey yok. Hani burada vitesi atamadığınız zaman motora hasar versin mi? Motora daha hasar oluşsun mu? işte debriyaj vites atsın mı? İşte debriyaj ayarları falan filan. Fine tuning falan. Hiç gerek yok bunlara. Backspace'den geri dönebilirsiniz. Keyboard and controller var. Controller var burada. Block car controller falan filan. Hiç bunlara gerek yok. Toggle'ı açabilirsiniz hani arabayı çalıştırırken uzun basmak için. Dediğim gibi bunlara hiç... Direkt steering wheel'a girin. Enable wheel deyin. Enable wheel always, yani direksiyonum her zaman bilgisayara bağlı olduğu zaman çalışsın anlamına geliyor. Ona basıyorsunuz. Buradan hemen steering wheel axis setup'a giriyorsunuz. Calibrate steering diyorsunuz. Buradan size altta yazıyor. Backspace to exit steer, right to register axis diyor. Yani sağa doğru direksiyonu bir çevirin diyor. Çevirdiniz, direkt onu okudu. Aşağıda calibrate turtle var. Gazı kalibre etmek istiyorsunuz. Gaza full basıyorsunuz. Bir kere bırakıyorsunuz. Gaz kalibre oldu. Freni de aynı şekilde basıp bırakıyorsunuz. Fren de kalibre oldu. Debriyaj da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi solda hepsi çalışıyor. Burada ölü bölgeleri var. Ölü bölgelerini kaldırabilirsiniz ama ben önermiyorum. Hani biraz daha erken kalkmasını istiyorsanız %25 iyidir. Pek bir şey yok burada. Tekrar backspace diyoruz. Force feedback açabilirsiniz. Yani şey isteğinize göre biraz daha gerçekçi olsun diyorsanız açabilirsiniz. Angels'ta pek bir şey yok. Bunlara hiç girmeyin. Buradan hani butonları ayarlayabilirsiniz. İşte toggle mod, clutch buton falan filan. İşte motor, el freni, işte kornadır. Left, şöyle right. Ben bunları ayarladım. Bir şey sinyal var. Bakın yanıyor. Yani. Dörtleri yakabiliyorsunuz. Pek iyi görünmüyor ama. Ondan sonra vites bölümü var. Vites bölümü dediğim gibi hani G29, G920, Turismaster Master gibi hani H vites içeren direksiyon modelleri kullanıyorsanız H vitesi ayarlayın. Burada diyor ki geriye tak diyor. Geriye bir kez atıyorsunuz. 1'e at diyor, 2'ye at diyor, 3'e at diyor, 4'e at diyor, 5'e at diyor, 6'ya at diyor. 7 olmadığı için bırakıyor. Bir kez sağ ok tuşuna basıyorsunuz ve vitesimiz de ayarlanmış oluyor. Backspace diyerek çıkabiliyorsunuz. Burada hood option var. Burada bir şeyleri hani değiştirebiliyorsunuz. Şu sağdakiler biraz daha kalın olsun, ince olsun hesabı. Gear shift mod, gear shift mod falan, onları değiştirebiliyorsunuz. Ya kendinize göre dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Şu an ayarladım. Bakın 1, 2, sağda görüyorsunuz 3, 4, 5, 6, geri. Direksiyonumuz yine öyle, bakın. Hiçbir ölü bölgesi yok, bakın. Bak sıfırdan çeviriyorum. Tam 900. Tam 900. Debriyaj ayarı biraz sizi sinir edebilir. 1'e taktıktan sonra hani ufak çekseniz kalkıyor. Hani algıla şey
ne denir? Kavrama noktası pek oyunda, hani dediğim gibi fiziksel bir oyun değil. GTA'dan bahsediyoruz. GTA'da direksiyonu çalıştırdığımıza ben şükrediyorum. Çünkü GTA'da direksiyonla oynamak kadar güzel ne yapıyorsun? Zevkli bir şey yok. Şu haritada şöyle arabayla oturup gezmek saatlerce bir insanın hayali. Bir çocuğun hayali bizim gibi. Her şey çok güzel. Umarım işinize yaramıştır. Bazı arkadaşlarımıza cevap olmuştur. Türkiye'de yapan ilk benim diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Yine de ben insanları detaylıca uyarmak istedim. Bilgilendirmek istedim. Bu arada kaynak benim değil. Ben bulmadım. Ben programları buldum. Kendim çözdüm. Hani İngilizce kanalları dinleye dinleye yapa yapa şey yaptım. Ama herkes İngilizce bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Sadece hani bazıları görsel, bazıları işitsel olabiliyor. Ben biraz görsel olduğum için bakınca anladım. Dedim bunu da kendi kanalımdaki abonelerim için ve yeni gelecek abonelerim için, yani arkadaşlarımız için paylaşmak istedim. Umarım işe yaramıştır. Umarım bağlayabilmişsinizdir. Dediğim gibi yapamadıysanız 7/24 destek, aşağıda Discord hesabım var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Her türlü size desteği yaparım. Yardımcı olurum. Hani gün içinde olmaz, akşam işten gelince yardımcı olurum. Hiç sıkıntı olmaz. Yani her türlü yardımı bekleyin benden. Sıkıntı olmaz yani o konuda. Yardımcı oluruz. Mevzum var ya. Dayı hayırdır? Hadi bakalım. Biz de videoyu burada kapatalım. Lan. Hani biraz kurcalarsanız umarım ayarları aynı anlarsınız siz de. Bu arada hani bunu ben G29'da denedim. G920'de olur. Diğer direksiyon setlerinde de olur. Ama 90 derecelik sinop ileride falan denemeyin. Zaten direkt onda X360C önceki videomdaki programı kullanın. Daha mantıklı olacaktır. Ama 9 derece kullananlar için ve oyunun tadına gerçekten varmak isteyenler için böyle bir video çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım o arkadaşa da güzel bir cevap olmuştur. Abone olmayı, like atmayı, iyi kötü görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.